Toplumsal cinsiyet ve kadın sağlığı. Bazı tanımları iyi bilmek gerekiyor. Cinsiyet, bireyin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özellikler olarak tanımlanır. Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetten farklı olarak toplumun kadın ve erkeğe sosyal olarak belirlediği rol ve sorumluluklar sonucu oluşan cinsiyet kavramı tanımlanmaktadır. Daha açık bir ifadeyle toplumsal cinsiyet, toplumun kadın ve erkeği nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, düşündüğü ve kadın ve erkeğin nasıl davranması gerektiğini belirlediği bir kavramdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, olanaklardan yararlanma, fırsatları değerlendirme, kaynakların ayrılması ve kullanımında hizmetleri elde etmede bireyleri cinsiyeti nedeniyle ayrımcılık yapılmaması olarak tanımlanmaktadır. Toplumsal cinsiyette hakkaniyet, cinsiyetler arasında sorumlulukların ve kazançların dağılımında adalet ve hakkaniyet olması olarak ifade edilir. Bu kapsamda kadın ve erkeğin gereksinim ve güçlerindeki farklılık göz önünde bulundurularak iki cinsiyet arasındaki dengeyi düzeltmeye yönelik gerekli uygulamaların yapılması öngörülüyor. Toplumsal cinsiyet rolü kadının toplumdaki statüsünü doğrudan etkileyen ve belirleyen bir kavramdır toplumsal cinsiyet rolünün etkisiyle kadının eğitim, ekonomi ve çalışma durumu da kadının toplumsal statüsünü belirleyen diğer unsurlardır. TNSA 2018 verilerine göre 6 yaş ve üstü kadınların %25'i hiç okula gitmemiş veya ilkokulu bitirmemiştir. Yaklaşık olarak 3 kadından biri ilkokul mezunu veya ortaokulu tamamlamamıştır. Ortaokulu tamamlayan kadınların oranı %15 iken kadınların %26'sı lise ve üzeri seviyede eğitim almıştır. Türkiye'de erkekler arasında eğitim seviyesi kadınlara göre daha yüksektir. 6 yaş ve üstü erkeklerin %14'ü hiç okula gitmemiş veya ilkokulu tamamlamamıştır. Erkeklerin %33'ü ilkokulu bitirmiş, %21'i ise ortaokulu tamamlamıştır yaklaşık olarak 3 erkekten biri lise veya üzerine tamamlamıştır. Nitekim kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe onun olumlu anlamda sağlıkları ile ilgili farkındalık düzeyleri de artmaktadır. Eğitim düzeyi düşük olan kadınlarda olumsuz bir sonuç olarak yoksulluk ve şiddet görme riski artmaktadır. Kadının toplumsal statüsünü belirleyen diğer bir unsur da ekonomi ve çalışma hayatıdır. TÜİK 2019 verilerine göre eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne katılma oranları da artmaktadır. Yüksek öğrenim gören kadınlarda %73, lise ve denge okullarda %38.7, lise altı öğrenim gören kadınlarda %30.6, Okuma yazma bilmeyen kadınlarda ise %23.1 oranında iş gücüne katılma oranı belirtilmiştir. İstihdam edilen her 10 kadından 6'sının ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığı görülüyor. Erkeklerde eğitim durumu ve iş gücüne katılım oranı kadınlardan çok daha iyi bir konumdadır. Kadının eğitim ve ekonomi durumunun düşük olması, kadını yoksullaştırmakta ve istismara açık hale getirmektedir. Sonuç olarak toplumsal cinsiyet rolü, kadın sağlığını özellikle de kadın üreme sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir. Toplumsal cinsiyetin kadın üreme sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini özetleyecek olursak, toplumsal cinsiyet, kadınların eğitim, sosyopolitik katılım, sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi olanaklarını sınırlandırmaktadır. Toplumsal cinsiyete bağlı kadın ve erkekler arasında fırsatlara erişim açısından ayrımcılık, eşitsizlik ve hakkaniyetsizlik olmaktadır. Kadınlarda eğitim düzeyi düştükçe doğurganlık düzeyleri artmaktadır. Bu durum herhangi bir gebeliği önleyici yöntem kullanma oranında düşme, adolesan gebelikler, istenmeyen gebelikler, riskli gebelikler, düşük ve ölü doğum gibi üreme sağlığı ile ilgili birçok olumsuzluğu beraberinde getirmektedir. Ayrıca kadınların eğitim durumu düştükçe morbidite ve mortalite oranları artmaktadır. Kadınların eğitim düzeyi düştükçe ekonomi ve iş gücüne katılımları azalmakta, kısacası kadınlar yoksullaşmaktadır. Nitekim dünyada yoksulluğu en fazla yaşayan grup kadınlardır. Yoksulluk sonucunda düşük eğitim düzeyinde görülen üreme sağlığı sorunları yaşanmaktadır. Yoksulluk ve düşük eğitim düzeyi kadına yönelik şiddet riskini arttırmaktadır. Şiddet ise kadın üreme sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir.